Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretir'e hoş geldiniz. Şimdi çok kısa bir süre kaldı. Yaklaşık 2,5 ay veya 3 ay gibi bir süre. Hocam bu sürede ne yapılmalıdır? Yani ben gecemi gündüzüme kattım ama son virajdayım. Ciddi emek de verdim ama artık kopmalar başladı. Instagram'da dolaşıyorum, kendimi motive edecek bir şeyler arıyorum, derse ara veriyorum, olmuyor. Ara veriyorum, aralar uzun sürüyor, odaklanmada problem yaşıyorum. Olmayacakmış gibi bir şeyler hissediyorum gibi birçok arkadaştan mesaj geliyor. Çok tehlikeli bir süreç. Şu anda yaşadığınız süreç. Neden? Dönemin başında çok büyük hayalle, bak çok samimi konuşacağım. Tamam, herhangi bir kesme de yapmayacağım. Sınıfta dersler bittikten sonra bir veda konuşması yaparken bu tarzda konuşmaları yapıyorum ve o grupla vedalaşıyorum. O kurumla vedalaşıyorum. Başka bir kurumla tekrar başlıyoruz. O şekilde grupları bitiriyoruz. Artık sizi geleceğinize yolculuyoruz. Şimdi orada da bahsettiğim konular üzerinde hep şunlar üzerinde duruyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta başlarsın. Mesela Eylül gibi, Ekim gibi. Başlarsın dersin ki ben A grubuna hazırlanmaya karar verdim. Çok büyük içinde böyle heyecanlar vardır. İçin kıpır kıpırdır. Büyük bir inançla çünkü yola çıkarsın. Derler ki hukuk zordur. Sen dersin ben hukuku yaparım. Düzenli bir şekilde çalışır ben onu yaparım. Çünkü özel sektörden senin çekmişliğin vardır. Derler ki unutulur. Sen dersin ki çok tekrar yaparım. Ben o hukuku öğrenirim. Bunun iktisatı var, zordur. İşte mikrosu, makrosu, para bankası vesaire, Türkiye ekonomisi derler. Sen dersin ki ben çok iyi çalışır, onu da öğrenirim. Niye? Çünkü sen uzun süre 4 yıl gibi, hazırlık okuyanlar için 5 yıl gibi üniversitede çile çektin. Vizeler, finaller, o dersleri öğrenmeler vesaire. Aile büyük bir emekle, ümitle seni oraya yolculadı. Fakat mezun oldun, bambaşka bir ortam. Okulda gördüklerinle hayatta senden istedikleri şeyler bambaşka. Maalesef böyle. İşte bir sınav karşına çıktı. Büyük bir böyle heyecanla başlarsın. Ben bu kadar emek verdiysem bunun neticesini de almalıyım. Ve büyük bir heyecanla gerek YouTube kanalları araştırırsın, gerek dershaneler araştırırsın, gerek kaynaklar araştırırsın. Bir yola girersin. O yoldan sonra artık süreç başlar. Senin o heyecanın doruklardayken yavaş yavaş azalmaya başlar. Dersin ki Allah'ım ne olacak? Şimdi ben hukuku yapıyorum ama eksik kaldım. İktisatı yapıyorum ama birçok konuda eksik kaldım. Muhasebe bildiğim gibi değilmiş. Maliye herkes yapmam gerektiğini söylüyor ama çok çabuk unutuluyor. Gibi süreçlerle hayatın devam eder. Kah koparsın, kah devam edersin. İşte kalır önünde 2 ay, 3 ay. Bugünden sonra ne yapmalısın? Bak güzel kardeşim. Bugünden sonra yapacağın şey kendinle yüzleşmek. Bak çok net söylüyorum. Kendinle yüzleşeceksin. Yani sen bir A grubu öğrencisin. Sen bir P3'e hazırlanıyorsun veya öğretmenlikten bir puan hedefleyen bir öğrenci olabilirsin. Problem yok. Kendinle yüzleş. Neden eksiğin var? Kendine dürüst ol. Kendini kandırma. Sen matematik çok iyi yapıyor olabilirsin ama Türkçe yapamıyorsundur. Sen coğrafya çok iyi yapabiliyorsundur ama tarih yapamıyorsundur. Konu konu gerekirse tüm dersleri çıkar ve hangisinden tam olduğunu, hangisinden eksiğin olduğunu ve hangisini daha hiç bakmadığını bir gör. Bir sayfaya yaz bunları ve düzenli bir şekilde yaptıklarını artı, tekrar gereken şeylere böyle soru işareti, hiç çalışmadıklarını ise boş bırak. Tamam. Sonra bu 2,5 aylık süreç içerisinde ya hocam ben artık kendimi geriye atmaya başladım. Korkular başladı. Olmayacak hissi var. Olmadığını düşün. Yani bu duygulara kapılıp bugünlerini boş geçirmekten kesinlikle öyle bir şey yapma. Ne yapıyorsun ya? Ne olmayacakmış? Öyle bir şey yani olmayacak, olmayacak, olmayacak. Aman Allah'ım eksiklerim var. Böyle demek kimseye bir faydası yok. Sen son virajdasın. Bugüne kadar elinden geleni yaptın. Bugünden sonra da ardı arkasına elinden geleni yap. Şu sınava gir. O alan grubundan o puanı yüksek bir puan al. Alamadın mı? Örnek veriyorum. 80 puan aldığını düşün. Bakın
Ben size somut örnekler üzerine gideceğim. Benim bir tane öğrencim, adını vermeyeyim buradan, mutlaka izliyordur beni. 2013 yılındaydı. Çok deli bir şekilde KPSS grubuna hazırlandı ve 87 puan aldı. Bak, 2013'te 87 puan almak gerçekten ciddi bir kaliteli bir puandır. Güzel bir sıralamaya girersin. Sonra gelir uzman yardımcılığı sınavı KPSS puanı açıklandıktan sonra 3 ay sonra gelir uzman yardımcılığı sınavı açıldı. Tamam mı? Ve bu arkadaş 3 ay boyunca gitti Antalya'da bir otelde çalıştı. Yapmadım, çalışmadım. Biraz sabret. Ekonomik sebepler de olabilir. Ona saygı gösteririm ama biraz sabret dedim. Bir dünya emek verdin. 87 puan aldın dedim. Hocam dedi, haklısın. Ben kurum sınavı açıldıktan sonra gereken hemen işi bırakırım. Gereken tekrarları yaparım dedi. Sözün özü. Kurum sınavından 70 bile alamadı. Bak, 87 ile kurum sınavına başvurdu. Kurum sınavından 70 bile alamadı. Niye? Açığı kapatamadı. Aynı sınavdan 72 alan öğrencim o 3 aylık arada gecesini gündüzüne kattı. Düzenli tekrarlarını yaptı. 3 ay sonra tekrar KPSS'ye girecekmiş modunda çalıştı ve 84 aldı. Kurum sınavını geçti, mülakatı geçti. Şu an 6 yıldır gelir uzman yardımcısı. Oluyor mu? Oluyor. Yani sen o olumsuzlukları kenarıya bırak. Sen bu sınavdan 75 de alsan baş tacı, 80 de alsan baş tacı, 90 da alsan baş tacı. Yapacak bir şey yok. Sen şu KPSS'de yüksek bir puanı al, kenarıya koy. Alabildiğin kadar, yapabildiğin kadar eksikliklerini tamamla, kenarıya koy. Hangilerini bitirebileceksen onları ele, düzenli bir şekilde çalış, bol tekrarlarını yap, çıkmış soruları mutlaka çöz, kenarıya koy. Sonra kurum sınavı açıklanana kadar o eksik olan konularını da tamamla, kurum sınavından yüksek bir puan alarak mülakata kal. Şimdi güzel arkadaşım, sakın ha sakın olmuyor vazgeçiyorum modundan artık çık. Kendine bir gel, sirkelen artık. Tamam mı? Sen çok emek verdin. Sakın hayallerinden vazgeçme. Haydi kaldığın yerden yoluna devam et. Kalk ayağa. Güzel bir program hazırla ve kendinle yüzleş. Haydi bakalım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal.